Merhaba dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değil iseniz kanalıma abone olmayı ve bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü videoyu beğenirseniz diğer insanların da önüne daha çok çıkabilir bu tarz videolar. Onun için etkileşim önemli. Bu arada Telegram kanalımıza da ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmından gelebilirsiniz. Önemli duyurular, etkinlikler oradan paylaşılmaktadır. Haberiniz olsun. Bugün Avax Coin üzerine konuşacağız dostlarım. Hemen kısaca bir hızlandırılmış şekilde özet geçeceğim. Sonra da düşüncelerimi paylaşacağım. Avax 24 Kasım 2021 itibariyle ATH'ını yapmıştı. 150 dolar yakın civarlarında. 148'lerde. Daha sonrasında bildiğiniz üzere 2021 Mayıs ayında bir düşüş trendine girmiştik. Boğa'dan sonra. Ama Avax gördüğünüz üzere Mayıs'ta şöyle Nisan Mayıs'ta 40 dolarlardaydı asıl yükselişini Kasım'da yaptı Kasım'da da e, diğer altcoinlerde sürpriz yükselişler yapmıştı Shiba coin de e, buna dahil sonrasında Avax bu şekilde düşüş trendine giriyor dostlarım Bakın bu bizim ana düşüş trend çizgimiz bu da e, yaklaşık olarak Mayıs 2022'den itibaren olan yataya bağlamış düşüş trendi bu ilk aşamada Kasım 2023'te kırılıyor daha sonrasında bu ana düşüş trendindeki direncimiz tam olarak Kasım 16'da yani 2023 yılı 16 Kasım'da kırılıp ilk aşamada 31 dolarlar geçiliyor. Daha sonra 35 dolarlar geçiliyor dostlarım. Ve en sonunda 50 dolar maalesef geçilemedi. sizler de biliyorsunuz Spot Bitcoin ETF onayları geldiği süreçte buralara gitmişti. Daha sonrasında bir düşüşe geldi pardon spot Bitcoin ETF'lerin haberi geldiğinde Avax daha da düştü evet evet ee, yanlışlık yapmayalım 48 dolar 49 dolar'da bir e, dirençten e, bahsetmiştik benim düşüncem bu direnç kırıldığında 60 dolarlık bir hedefinin olduğundan yanaydı. Ama kısa vadede bu düşüş geldi. 30 dolarların da altında kapanışlar yaptık. Şu andan itibaren yeniden 30 dolarının üstündeyiz. 35 dolarlardayız. Buradaki direncimiz artık desteğe döndü. Burayı bir defa girip çıktık dostlarım. Şimdiki hedefimiz bizim Avax'ta bu yükselişler devam ettikçe yine 48-50'ler, 48-50'nin üstünde günlük kapattığımızda da biraz şey olabiliriz. Burada yataya da bağlayabiliriz. Bir anda 60 dolarları da Avax'ta görebiliriz biliriz. Çünkü AVAX çok potansiyelli bir alt altcoin bana göre e, sizler de biliyorsunuz belki de AVAX coin'i inceleyen ilk içerik üreticilerinden biri de benim e, 200 sene önce 2 sene önceydi galiba ilk incelememiz. O zaman 120 lira 150 TL civarlarındaydı Türk lirası bazından diyorum. Halen daha potansiyeli var. Ee, bu saatten sonra baktığım zaman 35 dolarlardayız. Potansiyel e, kısa vadede 60 dolarlara hedef olarak gösterebiliyorum. O da ne yapıyor? En az %80'in üstünde bir yükseliş, bir kar marjı bırakabilir AVAX bize şu anda. Ee, evet teknik analiz temel analiz kısmında bu. Halen daha 31 dolarlar bizim destek noktamız. Bunu da unutmayın dostlarım. Diğer şekilde baktığımız zaman emalardaki kesişim halen daha yukarı yönde devam ediyor. Halen daha biz 50 günlük hareketli ortalamamızın da üstündeyiz. İlk kesişim bu düşüş trendi kırıldığı zaman gelmişti ve halen daha devam ediyor. Aralarındaki de fark gittikçe açılıyor dostlarım. Aralarındaki uzunluk emalar arasındaki uzunluk. Halen daha bizim e, indikatörümüz al vermiş durumda. Herhangi bir sıkıntı yok dostlarım. Haberiniz olsun. Avax üzerinde bunları söyleyebilirim. bir güncel haber var Avax ekibinden. Avalance ekibi meme coin sektörü için iddialı adımlar atıyor. Başlıklı investik.com da bu haberin daha detaylarını inceleyebilirsiniz. Ben kısaca hemen hızlıca bir özet geçelim. 2022 yılında 100 milyon dolarlık Kültür Katalist adını verdiği bir fon kurduktan sonra şuradan kapatalım şunu. Avalanche ağında faaliyet gösteren projeleri desteklemeye yönelik önemli bir adım atmış. Avalans ekosisteminde geliştiren projeleri desteklemek adına önemli bir çaba olarak lanse edilen Mimcoin yatırımı için ekip kısa sürede temel kriterleri paylaşmış dostlarım. Yapılan paylaşımda Avalans ağında geliştirilen Mimcoin'lerin desteklenmesi için temel kriterler varlık çeşitliliğinin sağlanması ve likti de olmak üzere öne çıkan iki başlık olarak görülmekte. A'daki projelerin en az 2000 benzersiz token sahibine olması ve en büyük yüz yatırımcının token arzının %60'ından fazla olmaması gerekiyormuş. Böylece ekip ilgili projelerin yerel varlıklarının adil şekilde dağıtıldığını ve token'ın belirli bir grupta yoğunlaşmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Buradaki amaç ise olası bir piyasa manipülasyonunun önüne geçmek. Avalance Vakfı A'daki meme coin'leri desteklemek için kriterlerini belirlemiş. 50'den fazla likide de sağlayıcı desteğiyle birlikte en az 200 bin dolarlık likide de eşiği bekleniyor. Bunun yanında Mimcoin'in AVAX blockchain ağına özgü olması şart aranırken ilgili kripto varlığın en az 1 milyon dolarlık piyasa de sahip olması ve AVAX tabanlı merkezsiz borsalarda en az 2 hafta 100 bin dolar üzerinde hacim oluşturması gerekiyormuş dostlarım. Yani ekip bir yandan farklı farklı kollardan da yardırıyor diyebiliriz tabiri caizse. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Telegram kanalımıza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Ücretsiz YouTube videonun açıklamalar kısmında Telegram kanalımın linki bulunmakta. Kendinize iyi bakın. Bitcoin'de de hadi bir ufak Bitcoin'de yorum atalım, yorum yapalım. 42.000 bin kaçlardaydı? 42.300'de dediğim gibi 41 bin de üstündeyiz. Halen daha hedefimiz ilerleyecek. Ben orta resimde Bitcoin'de 65.000 dolarları bekliyorum. Indikatörümüzde halen de buy vermiş durumda dostlarım. Herhangi bir değişiklik yok. Emalar arasındaki farkımız da açılmış durumda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evinize mutlu hafta sonları.